Okay, I would like to start first of all with some question for you. Sizlere bir takım sorularla başlamak istiyorum. How many coach here in women's side? Please, can you lift women side? Bayanlarla çalışan kaç tane koç var acaba? Ellerini kaldırabilir mi? Okay, çok teşekkürler. So the other one, men's side. How many coach young team, please? Left. Genç takımlarla çalışan kaç tane antrenör arkadaşımız var aramızda? Don't worry, lift. Okay, good. Thank you for your feedback. Because feedback in the life are important. Geri bildirimleriniz için teşekkürler. Okay, I start. First of all, defense. My argument will be defense. Size bahsedeceğim konu teknik beceri, defans. Please, you can see here one picture about defense and attack. You have short time to show this picture. To see this picture. Bu resmi görmek için çok kısa bir süreniz var. Bu resimde defansı ve atağı görebilirsiniz. After I explain you why I give you short time. Now please. Daha sonrasında size neden kısa bir süre verdiğimi açıklayacağım. One big difference in confront of before. I prefer. Please, come on. I prefer if you have a question to put immediately. I don't go on. It's better if you react immediately and you put me the question immediately. Eğer ki sormak istediğiniz bir soru varsa, bunu mümkün olan en kısa sürede sormanızı tercih ederim. So, we are speaking about defense in volleyball after reception, and in my opinion, I am in the same line of Velko. Şu anda servis karşılamadan sonra voleyboldaki defans hakkında konuşacağız. Because yok volleyball better. Yok defense, yok reception, yok volleyball. There is not volleyball if there is not before reception and defense. Sizin servis karşılamanız ve sizin defansınız sizin probleminiz. And we are a man of sports, we are a coach of sports. In all the sports, defense is one important thing, subject of that sports. Ele almış olduğunuz bütün spor branşlarında defans en önemli konulardan bir tanesidir. When we talk about football, basketball, rugby also, you can't build, you cannot build strong team if you have no strong defense. Eğer ki bahsetmiş olduğumuz branşlarda, futbolda, basketbolda, voleybolda, rugby'de, bütün spor branşlarında eğer ki iyi bir defansınız yoksa iyi bir takım oluşturma şansınız yok. So for your category, for your gender, women or men, under 14, under 16, junior, pre-youth, doesn't matter. You want to build a strong team, you must build a strong defense system. Hangi kategoride olduğunuz önemli değil. Erkeklerde, bayanlarda, elit seviyede ya da genç takımlarda eğer ki güçlü bir defans oluşturamazsanız, kurgulayamazsanız güçlü bir takım oluşturma şansınız yok. And three main aspects. Defans için belirleyebileceğimiz üç tane farklı yön var. Yes, mental, technical and tactical. Bunun birincisi mental boyutu, ikincisi teknik boyutu, üçüncüsü taktik boyutu. When I was young, and here there are a lot of young coach. Okay. Genç olduğum zaman, I start to speak about defense from techniques. Now I am little bit white hair. Gençken defansla ilgili konuşmaya başlamadan önce, daha doğrusu defansla ilgili konuşmaya başladığım zaman, öncelikli olarak teknikten bahsederdim. Coach, young coach that arrived now late from Serbia. Coach, you. Important. Start to speak and to teach defense from mental aspects. Önemli olan
en önemli olan yönlerden bir tanesi başlamadan önce mental yönü. In the life also you are a coach means that you are teachers. Normal yaşantınızda siz şu anda antrenörsünüz. Bu da demek oluyor ki ayrıca siz öğretmensiniz. Before to be coach, you are teacher. Koç olmadan önce öncelikli olarak öğretmensiniz. So permit me to take this kind of example. This was Mr. Anastasi, my mentor in volleyball. Okay? Bununla ilgili bir iki tane örnek verecek. Mr. Anastasi daha öncesinde Manu'nun mentörü olarak çalışmış. He was World Championship 1999. 1990 yılında dünya şampiyonluğu elde etmiş. Like a player with Italian national team in the dream team of Velasco era. 1990 yılında İtalya milli takımında oyuncu olarak dünya şampiyonluğu elde etmiş birisi Andrea Anastasi. And after he handled Italian national team together, okay, after Spain national team, again Italian national team, and after Poland national team. Daha sonrasında ise İtalya, İspanya, tekrar İtalya ve Polonya milli takımlarında baş antrenör olarak görev aldı. So I want to say him teşekkürler, thank you, because with the same philosophy of Karc Kiraly, I think that you know him. Eminim ki herkes Karc Kiraly'yi biliyordur. Coach, you know Karc Kiraly? Karc Kiraly'nin kim olduğunu biliyor musunuz? You, I know, Mehmet, I know that you know. But the problem is also, you can't put this question to your players. First lessons, mental lessons. You know who is Karc Kiraly? Bu diğer problemlerden bir tanesi, bu soruyu oyuncularınıza sormanız gerekiyor. Karc Kiraly'nin kim olduğunu biliyor olmaları gerekiyor. Karc Kiraly is a legend in volleyball. And Karc Kiraly voleybolun efsanesi. If you are a coach, you must know the history of volleyball because the what we do in the past is also important in the present. Koç olarak voleybolun tarihini çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü daha öncesinde yaptığımız şeyler ileride yapacağımız şeylerin bir göstergesi olacak. It's like if you are a coach of football and you don't know who is Maradona, who was Pelé, it's the same. Or in basket, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, it's the same. In tennis, John McEnroe, Jimmy Connors, okay, you know now Djokovic and Federer. This is the present, but it's also important the past. What happened in the past? Bu bir antrenör olarak, futbol antrenörü ya da basketbol antrenörü olarak Pele'yi bilmemek, Messi'yi bilmemek ya da Kobe Bryant'i bilmemekle eşdeğerdir. Okay, bir voleybol antrenörü olarak... These two examples, because Anım. Really, now Karc Kiraly is the coach of women United States national team. Okay. Şu anda Karc Kiraly Amerika milli takımının baş antrenörü. And before, bayan milli takım baş antrenörü. Before, with Velio, we talk about France culture. And when I start to work in Turkey, you are daha öncesinde Velko ile Fransa ekolünü konuştuk. You are my witness because you was with me. Okay, I start to talk about France volleyball concepts. Manu milli takımda göreve başladığı zaman birlikte Fransa ekolü ile ilgili konuşmaya başladık. Ben bunun görgü tanığıyım. Now this is just the last in the men's side, the last results and the last results in the women's side. Okay, USA, United States mentality, before we talk about it. Poland with France coach. Poland now with France coach. World Championship. Daha önce Fransa ve Amerika ekolünden bahsetmiştik. Şu anda göstermiş olduğum örneklerde, sol tarafta erkeklerde Amerika 2014 yılının Dünya Ligi şampiyonu. France, World League champion and European Championship. No big size. Polonya 2014'te dünya şampiyonu olduğu zaman antrenörü Fransız bir antrenör Antiga ve son olarak 2015 yılında Dünya Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış olan Fransa milli takımı. Now I want to show you something that I hope that is interesting for somebody and maybe for that somebody. Şimdi bu defansla ilgili birkaç tane video gösterecek Manu. Umarım herkes için ilgi çekici olacaktır.
equality. You see? Herkes görebiliyor mu? So, I just offer two examples. Size iki tane örnek gösterdim. Different culture, two example of different culture of volleyball. İki farklı voleybol kültüründen örnek gösterdim. And I hope that for you, for sure, I give you just short time to see some details. Okay. You recognize the two different cultures? Question. İki farklı voleybol kültürüne hangi takımlar olduğunu anlayabildiniz mi? İkinci. Presidente. Tamam. For par condicio, I bring one woman and one man training. Bir voleybol ekolü bayanlardan, diğer bir voleybol ekolünde erkeklerden seçme ihtiyacı hissettim. But I use it, this movie, just to pay attention, your attention, for, okay, we can learn a lot of things from everybody. Bu iki tane örneği sizin dikkatinizi bir şeye çekebilmek için kullandım. Emin olun ki herkesten bir takım şeyler öğrenebiliriz. In both culture we can find energy, aggressivity, concentration, enjoy and participation. Bu iki farklı kültürde şunları görebiliriz. Enerjik olmaları, agresif olmaları, konsantrasyon, eğlenmeleri ve katılımları. Up to you what you prefer. Size bağlı ne tercih edeceğiniz. But I want to remark quality and this. Pay attention. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu iki videoda birincisi kalite, yapılan antrenmanın ve bütün becerilerin kalitesi. İkincisi bütün becerilerdeki ayrıntıya ne şekilde dikkat ettikleri. So, when I'm speaking about energy, I am speaking also about energy of the coach. Energy of the coach. You are ben, coach. Ben enerjiyle ilgili bir takım şeylerden bahsettiğim zaman aslında şunu da söylemek istiyorum. Sadece oyuncuların enerjisi değil, antrenörlerin de ne kadar enerjik olmaları gerektiği. Often I saw training burada, Türkiye. Coach. Genelde Türkiye'de birkaç antrenörle ilgili böyle bir tabloyla karşılaştım. You saw Mr. Rezende Bruno. Brezilya antrenmanında Rezende'yi gördünüz mü? Milli takım antrenörü. 3 gold medal. Olympic Games. I don't know how much world championship, world league, everything. But he offered energy. I'm sure they understand. I'm sure they understand. What do you say? Do you understand? Anladınız mı? He? Anladınız mı? Anladınız mı?
Teşekkürler. Okay, guys. Yes, I would like to interact because I want that not that you stay like this. Sonra imza and ciao ciao. Yok, I am not interested in this. I would like to share with you. Sizinle bildiğim her şeyi paylaşmak istiyorum. Bu sebepten dolayı ben de mümkün olunca enerjimi göstermeye çalışıyorum. Çünkü sizin sadece buraya gelip oturup imza atıp gitmenizi tercih etmiyorum ve istemiyorum. So, defense, sonra kontratak. Yok defans, yok kontratak. Defanstan sonra kontratak geliyor. Sizin defansınız, sizin kontratağınız demek. And the statistic says us that in men's sight 30, 40 or 50% of point from kontratak. Women more. İstatistikler bize gösteriyor ki erkeklerde kontra atak alınan sayıların %30'u, %40'ı ya da %50'si kontra ataklardan, bayanlarda bu sayı %40, %50 ve %60 olarak devam ediyor. If you want, I have also example about scout, women's side, men's side and can show you, but just if you want. But this is the concept when we are working to improve defense, we are working to improve attack. Eğer dilerseniz size bayan ve erkek takım maçlarından birkaç tane istatistikle gösterebilirim. Ama şunu anlıyor olmamız gerekiyor. Ne zaman ki defansı çalışıyoruz, ayrıca kontrada da çalışıyoruz. There are question right now. Herhangi bir soru var mı? No. Keep continuing. Okay. Do you remember this picture? Bu fotoğrafı hatırlıyor muyuz? Why I use this example? Neden bu örneği kullanıyorum? Because here there is one dangerous attack and here there is one defender. Bu görmüş olduğunuz resimde bir tane tehlikeli diyebileceğimiz atak yapan bir hayvan, diğer tarafta da defans yapan birisi var. For sure he knows and he see the opponent attackant. Eminiz ki defans yapana olan kişi rakibinin atağını görüyor. For sure he has no fear. Eminiz ki hiçbir şekilde korkusu yok. But is not stupid. Ama aptal değil. So he need instruments. Instruments to offer good defense. Aptal değil çünkü bu defansı yapabilmesi için kullanması gereken bir takım enstrümanlar, bir takım ona yardımcı olabilecek şeyler var. What does it mean instruments? I would like to share with you and to offer this kind of video. Bu yardımcı araç ve gereçler nedir? Bunu şimdi açıklayacağım size. Ne anlama geldiğini izleteceğim videodan daha iyi anlayacaksınız. Lüften. 2 dakika konsantrasyon. Lütfen 2 dakikanızı mümkün olduğunca videoya odaklamaya çalışın.
You can't find this movie in internet very easy. You are often on the phone. Okay. Bu göstermiş olduğum videoyu internetten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Every time that I see this video, really, I can do nothing more than to stay focused on the video. Ne zaman ki bu videoyu izliyorum, bu video haricinde başka hiçbir şeyle ilgilenme fırsatı bulamıyorum kendimde. Here you can find all things that we talk until now. Bu videoda şu ana kadar konuşmuş olduğumuz her şeyi görebilirsiniz. Brave, no fear, attitude, volunteer, cesaret, wish to take the ball. Cesaret, gönüllü olmak, korkusuzluk. And I stop with this motion. Bu hareketle bitirmek istedim. What is the younger coach that I met before? Where is you? Okay. Please. One task for you. Later you ask me something about this picture. Okay? Later. Sonra. Tamam. Teşekkürler. Okay. Now, what I want to know from them, no? One question. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizden gelecek cevap önemli. Which was the most, what I can say, the action that shocked them more? One action in the video. In the video. İzlemiş olduğunuz videoda sizi en çok etkileyen pozisyon ya da olay hangisiydi? Geri bildirimde bulunursak herhangi bir şey. She told me that the last position is last position much important, but also okay, there is Manu. Okay, there is more, but you start with last. Last action. Okay, we start with last, but there is more. Okay, Sonra, when a young coach take the moment, you explain why. Okay. Sorry, I don't understand. When we talk about this motion, she explain why. Okay. She explained what she said. Not now. Okay. Daha sonra konuyla ilgili. Tamam. Açıklamanızı beklesin. Okay. Time is gone, so it's better to continue. Anyway, we saw a lot of techniques. And now we go to talk very fast about techniques, aspects, instruments, elements. Şu ana kadar birçok teknik gördük. Şu anda teknikle ilgili konuşacağız. Daha doğrusu defansın teknik boyutuyla ilgili konuşacağız. Bu instruments dediği, bu defansa yardımcı olabilecek araçlar, bunlar dizlik olabilir. Bu tip şeyler aklınıza gelsin. I go over about athletic aspect. Just if you want, we can take time later if you are interested about athletic aspects. Just one remark that you can use this kind of picture for your players, particularly with young. That when they are in defense, they are similar like a goalkeeper, similar, yok aynı, but similar. Önemli bir nokta, defans yapacak oyuncularınızdan şunu hayal etmeleri ya da düşünmelerini isteyebilirsiniz. Defans yaparken kendilerini futboldaki bir kaleci gibi konumlandırmaları. Okay, biomechanics aspects. What does it mean? We are talking about before we talk also with defansın biyomekanik yönü, biyomekanik boyut hakkında konuşacağız. Because something is similar between defense and reception, something.
Çünkü bazı şeyler servis karşılama ve defansla ortak. So now we will talk about feet, position feet, ankles, knees, hips, trunk, arm. Bahsedeceğimiz konular ayakların pozisyonu, ayak bileklerinin pozisyonu, dizlerin pozisyonu, kalçanın pozisyonu, üst gövdenin pozisyonu ve en son kolların pozisyonu. Because the risk is that if I put this question, which is the Turkish style in position of defense? Size şöyle bir soru sorsam, bana hanginiz söyleyebilir? Türkiye voleybol milli takımlarının defans stili nedir? Not style, sorry, my wrong. Technique. Not style, but education, school, scholarship in defense position. Defans öğretim tekniği nedir? Which is, because I have the feeling that if I ask you, you have an idea. If I ask him, he has another completely idea. If I ask one girl, another completely idea. Çünkü if I ask this strong man, maybe another idea. Çünkü benim şu an için şöyle bir hissiyatım var. Kime sorarsam sorayım, herkesten farklı bir cevap gelecek. This is the first problem. Bu öncelikli second olan problem. Sorry. Second problem is, what are doing the best team in defense in the world? İkinci problem ise elit seviyede oynayan büyük takımlar defansta ne yapıyorlar? So first of all I repeat, we had to have models. Birinci olarak bir modele ihtiyacımız var. Good models. İyi bir modele ihtiyacımız var. Second one, we had to add clearly idea what we are teaching. Öğrettiğimiz teknikle ilgili basit ve düzgün bir düzgün bir düşünceye ihtiyacımız var. Catch. I know that catch is with this, yeah? Catch. Örnek verecek olursak ayakların açıklığı ne kadar olmalı? If I bring two coach here, I say catch position. Catch centimeter. Which distance? Which degree here? Which degree here? You know? You know? Diğer tarafta, sağ tarafta göstermiş olduğu ayakların pozisyonu ve diğer açılarla ilgili herhangi bir fikri olan ya da daha önce bir bilgisi olan var mı? Feet distance. This kind of situation, this kind of situation. Position in the court and direction. Çalar. Bununla ilgili bir örnek gösterecek. Ayakların, just daha doğrusu bacakların birbirinden olan uzaklığı position, ve sağ içindeki pozisyonu. Okay. I say him, okay, defense in parallel. Just you arrive, defense parallel. Manu. They are not able to see. Sorry? They are not able to see what you are showing. Okay, we come here. We come here. Doesn't matter. Here you see? Tamam, burada. Tamam. Okay. Yes. Daha net mi görüş? Is an example. No, is an example. Best position to have clear idea. You are in beige, eh? I am attacking parallel. Tamam. You saw immediately. Just stay. You saw immediately. Okay. This is old Turkish teaching. After we saw that is wrong. Okay. Çağlardan habits. Paralel defans yapmasını istedim. Şu anda göstermiş olduğu pozisyon, aldığı pozisyon Türk milli takımının eskiden uyguladığı pozisyon. So, if he is young player, if he is young player, I had to teach exactly what I want, like before Velko told. Not position. And one player is like this, one player is like this, one player is like this, in Turkish is like this. Somebody is like this, somebody is like this, somebody like this, somebody like this. Eğer ki bu oyuncu genç bir oyuncuysa ona doğrusunu öğretiyor olmam gerekiyor.
Daha önce Welcome'da bahsetmiş olduğu şekilde doğru pozisyonu, doğru bekleme pozisyonu öğretiyor olmam gerekiyor. Teşekkürler. And, no, no, stay, stay. And also, okay, important is the difference between the right feet and the left. Sol, sal. Diğer bir konuysa iki ayağın arasındaki açıklık. Beş pozisyon. Why? Because the court is here. Okay. Hangi pozisyonda defans yapıyor oldu? 5 numarada paralel defans mı, çapraz defans mı? So, what does it mean? You must give exactly message. Message your player. Okay? What you want to obtain and what they need to do. Yes, yes, you are right. I am checking. Yeah, yeah. Okay, so the same is for the degree. Okay, we are talking about the position of the body. But this topic is very important. Vücut pozisyonundan bahsediyoruz şu anda. Burada belirli açılar var. Üst gövdenin, kalça bölgesinin, diz bölgesinin belirli açıları mevcut. 2014. When I start, okay, defense, somebody like this. What is this? 2014 yılında milli takımla başladığım zaman şu anda size vermiş olduğum örneklerle karşılaştım, özellikle defans pozisyonunda. So now I am giving you exactly. This is my opinion, but this is an opinion in the life of French school, Italian school, United States school, Brazil school. It's not my opinion. Tamam. It's not Turkish opinion. What are they doing? The best in the world. Serbian also. Şu anda sadece benim düşüncemi değil, Fransa'nın, Amerika'nın ve büyük ekollerin ne şekilde uyguladıkları ile ilgili bir takım şeyleri göstereceğim. Bu sadece benim düşüncem değil. Bu büyük takımların ortak düşüncesi. And also, because I am Italian, for example, but in my opinion, we lose position in Italy because we lost mentality in reception and in defense. In men's side. I am speaking about men's side. Biliyorsunuz ki ben İtalyanım. Benim görüşüm şu, İtalya milli takımının gücünü kaybetmesinin iki tane önemli faktörü var. Biri servis karşılama, ikincisi defans. Anyway, about the body means knees, hips, trunk, yok. Good. En solda ve en sağda gösterdiği örnekler yapılmaması gereken örnekler, yanlış olan örnekler. For sure, you must find topic position that is comfortable. Comfortable, not too much open, not too much closed, not too much standing, not too much sitting. Okay, comfortable position. Which kind of comfortable position? Önemli olan bulabildiğiniz en rahat pozisyonu bulabiliyor olmak. Individual balance for action and this is a mistake. Reaction. Bireysel olarak denge ve hareket. My mistake to write. Okay, so this position for each one, for each player, because not everybody has the same possibility of mobility in the ankle. Bu bahsetmiş olduğumuz şey bütün oyuncular için farklılık gösterecektir. Çünkü her oyuncu aynı fiziksel yapıya sahip değil. Or the same anatomic situation between hip and leg. Ya da anatomik pozisyondan kaynaklanan farklılıklardan dolayı. So, what does it mean? A good position is position that permit you to react in all the situation of defense, not just in one. Not just in one situation. İyi pozisyon, birçok pozisyona hareket edebileceğiniz, duruma sahip olabileceğiniz rahat bir pozisyonda başlıyor olmanız demek. Sadece defans için değil ya da sadece servis karşılama için değil. And çok önemli, very important. True? It's correct. Çok önemli. I know it's wrong okay, because I have no alphabet. I will correct. Çok önemli. Very important. Yes, my computer has a Turkish language. Okay, I repeat, is the position of the heart.
Why you have the position here? Tekrar ediyorum, kolların pozisyonu çok önemli. Niye bu şekilde defans yapıyorsunuz? Why here? Ya da neden bu şekilde bekliyorsunuz? Yes, yes, question. Good. Tamam. Sorunuz varsa alalım hemen. Ah, sorry. I say why here or here? Neden yüksek pozisyonda ya da çok alçak pozisyonda kollarınız gövdenize yakın bekliyorsunuz? Position must permit me, okay, comfortable posture, active, reactive, run and action. Means that from this position, I can do everything. Benim alacağım pozisyon daha sonrasında rahat bir pozisyon olması gerekiyor ki bu pozisyon sonrası aktif ve reaksiyon gösterebileceğim pozisyon olması lazım. Koşup müdahale edebileceğim pozisyon olması lazım. I try to offer you this example. I'm sorry for the light, but why? Şimdi size bir örnek göstereceğim. Starting from the basic position, you can work for the techniques. In this case, this young player do wrong. First of all, wrong reading. Tekniği öğretmek için öncelikli olarak basit pozisyonunu almaktan başlamanız gerekmektedir. This is another topic, mistake. Bu diğer bir hata. Before Velko. This is the same for reception and for defense. Bu göstermiş olduğum hata servis karşılama ve defans için geçerli. Okay. Not so strong ball, easy ball. Ready? Çok sert olmayan kolay toplarda göstermiş olduğum gibi hareket etmeniz gerekmekte. Why in Turkey I saw a lot of this kind of situation? Neden Türkiye'de bu kadar fazla bir örnekle karşılaştım? So we are here to discuss, to speak in deep way about this kind of techniques, elements for techniques. Bugün bu arada konuşup, paylaşıp bir takım şeyleri tartışmak için buradayız.